Evet sevgili dostlar, tekrar beraberiz. Bukalim Uşoğlu haber programında Hacı Mehmet Ulusal hocamızla beraber, uzman genel cerrah. Doğru mu? Evet, doğru. Yanlış söylemiyorum. Yok, doğru. 12 sene oldu hocam. 12 sene önce bağırsak şikayetiyle geldim. İdim iyiyim, iyi diyordum. Ve insanlar zaten bu bölgede şikayet olacak utancından da gelemiyor. Onu hala 2022 oldu. Hala çözemedik, onlardan bahsedeceğiz. 12 senedir gayet rahatım. Bir de röportaj isteyelim dedik. Yani kendisine, çünkü zamanında hocam siz uzman genel cerrah olarak kendi yönteminizi geliştirdiniz. Evet. Bombacayla, köpükle vesaire. Biz öyle duyduk. Sizin namınızı duyduk. Geldik. Sonra siz medetik oldunuz. Ben şimdi yavrum hocam bir reytingim var. Siz bilmiyorsunuz ama bir reytingim var. Bir YouTube kanalı kurduk. Orada da yayınlayacağız. Kanallarda da yayınlayacağız diyerekten. Sağ olun. Kabul ettiniz. Hocam siz yine kendinizden biraz bahseder misiniz? Hani duymayanlar varsa onlara bir kısaca bir geçelim. Genel cerrahi uzmanıyım biliyorsunuz. Aynı zamanda ama işi biraz sınırlandırdım. Hemoroidler üzerine çalışıyorum. Kıl dönmeleri üzerine çalışıyorum. Bir de halk arasında göbek düşmesi diye geçiyor. Umbilikal herniler üzerine çalışıyorum. Yani çok çalıştığım konular bunlar genelde. Zaten tıp merkezlerinde çalıştığım için büyük ameliyatlara çok izin vermiyorlar. Safra kesesiydi vesaire. Onları artık yapmıyorum çok anladım, fazla. Anladım. Bu hatırdı. Ama bu daha iyi değil mi? Belirli bölgede iyice uzmanlaşıp çok daha... Şöyle, bu konuda iyi. Uzmanlaşmış olmam iyi oldu. Hastalar beni tercih ediyorlar o yönüyle. Çok daha spesifik konularda, özellikle mesela hemoroid konusunda işte sizinle beraber çalıştık. Özel teknikler geliştirdim bu sayede. Şeyde öyle oldu, adını siz söyleyin. Kıl dönmesinde mikrosinizektomi yöntemini geliştirdim. Bu geliştirdiğim yöntemleri de yayında yaptım. Bu konuda daha spesifik, daha odaklanarak çalışmaya evet. başladım. Çok daha iyi verim alıyorsunuz. Daha verimli oluyor. Daha çok yoğun çalışma şansımız oluyor. Çok yayılmıyoruz diyelim. Cerrahlarda şu var değil mi ya, doktorlarımızda hani böyle ne kadar fazla ameliyat yaparsa o kadar daha çok tecrübe, tabii tecrübe o kadar daha çok. Kesinlikle. Bin kere yapmak var, 10 bin kere, 100 bin kere yapmak var. Kesinlikle aynı şekilde. Ben işte bu konularda eğildiğim için diğer konulardan biraz uzak kalmış olmama rağmen bu konularda çok daha tecrübeli oldum. Yeni geliştirdiğim tekniklerle de hastalarımızdan çok memnuniyet alıyorum geriye. Peki tekniklerden biraz bahsedecek olursak tabii sırlarını vermeden. Yani tabii size ait bazı şeyler var. Evet. Genel olarak bahsetmek gerekir. Mesela hemoroide nasıl müdahale ediyoruz? Hemoroide şimdi burada ya uyguladığımız 3 yöntem var. Lazerimiz var. Lastik bant var. Lastik bant ve lazer dünyada kullanılıyor. Köpük yöntemi özellikle benim bulduğum ve geliştirdiğim bir yöntem. Daha doğrusu skleroterapi denilen bir tekniğin üzerine geliştirdiğim bir yöntem. Köpük yönteminin başarısı o kadar iyi oldu ki hastalar artık hiç ameliyat etmeden lastikle kombinelenerek çoğunlukla artık ameliyatsız çözer hale geldik. Köpüğü de köpükte de bayağı aşama kaydettik. İlk size yaptığımız zamana göre şu anda çok çok farklı. Öyle mi? Çok daha ileride. Ben orada memnun kaldım herhalde. Yani şimdi arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz zaten. Evet, teşekkür ederim. Bir de şey var, bölge itibariyle siz sadece Türkiye'ye değil, mesela biraz önce size röportaj yapmak beklerken çok da yoğunsunuz bazı tabi. Yani İngilizler olsun, Almanlar olsun, resmen buraya tatil edilip aynı zamanda müdahale ettiği evet. böyle devam ediyorlar galiba tatilde. Evet. Şöyle aklıma geldi, böyle saçma şey mi oldu falan, adam devam ediyor operasyon. O kadar güzel, o kadar... Evet. İyi oluyor. Hastalarımız, yurt dışından gelen hastalarımız da var. Onlar bu tedavi olduktan sonra, tedavinin güzel tarafı bu zaten. Normalde biliyorsunuz ameliyat, hemoroid ameliyatı olan birisi 10 gün, 15 gün kendine gelemez. Yani yatakta kalamaz. Korkularına zaten yapmıyorlar. Evet, evet, o korku yapıyor. Bizim burada işte müdahalenin hiç şeyi olmuyor. Yani hemen hemen hiç ağrısı olmuyor. Hasta tedavisinden sonra tatiline de devam edebiliyor. Bu o yönden çok başarılı oluyor gerçekten. Evet. Onun dışında kıl dönmesi var diyorsunuz hocam. Mikrosinizektomi yöntemi ve fenol kristal yöntemimiz var. Mikrosinizektomi yönteminde hastalar diğer yerlerde, yani normal büyük ameliyat olmuyorlar. Biz küçük ameliyatta halletmeye çalışıyoruz. Sadece hastalıklı dokuyu çıkartıyoruz. Diğer ameliyatlar büyük oluyor. Çok büyük kesiler yapılıyor. Devlette olsun, diğer hastanelerde. Biz o kadar büyük kesmeyi sevmiyoruz. Biz olabildiğince küçükten çıkartmaya çalışıyoruz. Biraz önce belki yine fark ettiniz. Evet. Hollanda'dan bir hastamızın, o gelen delikanlı Hollandalıydı. Biraz önce ameliyat olup çıkan hasta. Evet, buradan uçağa binecekler. Uçağa binecekler şimdi.
Müthiş, müthiş. Ama ben uçağa binmek. Gördün değil mi? Yani, evet, gördüm. Onunla aklıma gelen onu kastettim ben. Evet, şimdi uçağa binip gidecekler, Hollanda'ya gidecekler. Bir de şey var, yani yabancı değil mi? Onlar da bizim misafirimiz ama yani dış ülkede yaşayan insanlar daha da detaycı oluyor. Tabii, tabii. Yani çünkü onlara göre de biz yabancı bir ülke oluyoruz. Evet. Yabancı bir ülkede biz müdahale edeceksek nasıl olur, ne bir sizi araştırıyorlar falan ve sizi tercih etmenin bir sebebi var. Teşekkür ediyorum. Yok, bu gerçekten söylemek lazım. Ediyorum. Çünkü benim, bu da çok hocam önemli. Biz röportaj yaptıktan sonra beni arıyorlar tanıyan arkadaşlar. Nasıl olur, nasıl biter bilmem ne. Ben kefil oluyorum. Böyle gelip bana, mesela kefil olduktan sonra bizim millette şey var. İşini gördükten sonra bir daha dönmez. Arıyorlar, Allah senden razı olsun. Ben niye daha önce görmemişim, ben yanlış yapmışım. Evet. İşte kendini böyle hakaret edelim falan. Evet. Niye daha önce gibi, ben niye araştırmadım falan. Evet. O yüzden biz insanlarımıza yararlı olsun diye bir kere daha çekip bir kere daha bunu duyurmak lazım. 2022 yılında hala özel bölge olduğu için insanlar utanıyor, gelmiyor. Ya işte bu utanmalar da anlamıyor. Mesela şey, bu doğal bir şey. Bizim genel yani hastalık, bana soruyorlar utananlara, diyorum ki bu hastalık yani. Hastalık olduğu için hiç utanacak bir şey yok. Hocam, kıl dönmesi aynı zamanda, tabii ben tekniklerini bilmiyorum, siz açıklıyorsunuz. Hemorik, bunun dışında müdahale ettiğimiz rahatsızlıklar var mı? Şimdi halk arasında eş çıkması diyorlar. Çok önemli bir hastalık bu. Göbek düşmesi diyorlar. Biz bu hastalığı iki hastalıktan teşkil eder bulduk. Birincisi göbek fıtığı, ikincisi de somatizasyon bozukluğu diye. Bu hastalık çok yaygın ama Türkiye'deki hekimlerimiz bunu çok iki hastalık olarak, evet, bilmiyorlar da demeyelim de. Bana dediler, ben göbek düşmesi yaşadım yıl seneler önce. Evet. Öyle bir şey yok dediler. Şimdi i̇şte, biz de Latin terimlerini biz anlatamıyoruz. Yani iki hastalıktan oluştuğunu fark ettik. Bu hastalıkla ilgili gerçekten sadece Türkiye'de değil, Kuzey Irak'ta, Bağdat'ta, Kuveyt'ten, geçen gün Kuveyt'ten hasta geldi. İnanılmaz. Yani o hastalık için Kuveyt'ten hasta geldi. Çünkü çok bilinmediği için araştırıyorlar onlar da bu işi kaç kişi yapıyor, kim yapıyor diye. Kuveyt'ti, Kuzey Irak'tı, Suriye'ydi. Yani inanılmaz bir şekilde hasta geliyor. Şaşırdı. Bizim Türkiye'nin zaten her yerinden geliyor. Tabii canım, Türkiye'de zaten bilinmeseydi. Evet, Türkiye'nin her yerinden geliyor ve yurt dışından artık geliyorlar. Türkiye'de yani dışına bayağı oldu taşındı. Çok da ameliyat, çok da ameliyat yapıyoruz o konuda, evet. Süpersin. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Halil Hocam, seni gördüm ve çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Yani insan şey yapamıyor, bir de hasta olsam da Hacı Bey'im çayını istedim falan diyor. Ben de biraz mazoşistlik var herhalde. Yok, hasta olup çay içelim ama sonuçta hastalıkta, sağlıkta insan için. Tabii. İyi ki doktorlarımız var. Biz zaten pandemi döneminde sizin değerinizi zaten ekstra anladık. Evet. Sağlık çalışanları, sadece doktor, hemşireleri vesaire ekstra anladık. Aha. Hakikaten çok iyisi. Bir tane fıkrayla isterseniz ben olayı bitireyim. Yolda arabanın bir tanesi bozuluyor ve arabayı tamir etmek için bir tamirci geliyor. Tamirci diyor ki, ya diyor, siz ne iş yapıyorsunuz diyor. Sürücü diyor ki, ben diyor kalp cerrahıyım diyor. Kalp cerrahı. Öyle mi diyor? Ya bakın diyor, ben de diyor bu otoların diyor cerrahıyım ama diyor genel cerrahi, kalp cerrahi ama de ben sizden daha az para kazanıyorum. Bu nasıl oluyor? Bana bunu açıklar mısınız? Diye böyle bir geyik yapmak istiyor. Ama doktor beyin cevabı çok manidar. Kalp çalışırken ben müdahale ediyorum. Sen de motor çalışırken arabaya müdahale etsene. O zaman alırsın. İşte o zaman alırsın. İşte, değeri çok önemli. Siz hayat kurtarıyorsunuz. Evet. Siz aynı zamanda yani hayatın kalitesini arttırıyorsunuz. O yüzden sizi çok seviyoruz. Ben çok de teşekkür ederim. Saygılar efendim. Çok teşekkür ederim. Siz ve sizin nezdinizde bütün doktorlara selam olsun. Saygılar. Efendim, Bukarım'ın Haber Show devam edecek. Bugünlük bu kadar.